Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliye Terminali'ne hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda, "Bizler Körfez'deki kardeşlerimiz arasında ne surette olursa olsun sorun ve sıkıntı yaşanmasını doğru bulmuyor, son hadiselerden de büyük üzüntü duyuyoruz," dedi. Bizler Körfez'deki kardeşlerimiz arasında ne surette olursa olsun sorun ve sıkıntı yaşanmasını doğru bulmuyor. Son hadiselerden de büyük üzüntü duyuyoruz. Bugün Müslümanlar olarak her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz, safları sıklaştırmamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Filistin'de yaşanan sıkıntılar, acılar ortadadır. Maalesef bu sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Kudüs'te yapılan hak ihlalleri, Müslümanların da başkalarının da hakkını ihlal etmesine asla bir gerekçe olamaz, olmamalıdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle devam ettirdi. Kudüs'te yapılan hak ihlalleri, Müslümanların da başkalarının hakkını ihlal etmesine asla bir gerekçe olamaz. Olmamalıdır. Tepkiler hukuk çerçevesinde ve ölçülü olmak zorundadır. Başka dinlere mensup insanların ibadet hürriyetine ve ibadethanelerine halel getirmeye bizim medeniyetimizde asla yer yoktur. Bu anlayıştan hareketle Kudüs'te yaşanan gerilimin bir an önce nihayet bulması, Mescid-i Aksa çevresinde yeniden sükunetin hakim olması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile telefon görüşmelerim oldu. Dün de Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la durumu ele aldık, uzun uzadıya bir değerlendirme yaptık. Kim olursa olsun insanların can, mal ve ibadet haklarına yönelik saldırıları tasvip etmediğimizi ifade ettik. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak ben buradan bir kez daha mevcut İsrail yönetimini yerleşik teamüllere, hukuka ve temel insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum. Bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmaları gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Türkiye dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın tesisi için çalışmaya, Filistinli kardeşlerimizin hak, özgürlük ve adalet mücadelelerini desteklemeye devam edecektir. Açıklamasında Almanya'ya da gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün birçok mensubunun şu an Almanya'da cirit attığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün birçok mensubu şu anda Almanya'da cirit atıyor. Bunların isimleri verildi. Bütün bunlara yönelik aramızda suçların iadesi anlaşması olmasına rağmen bunlar bize iade edilmeyecek. Siz sürekli olarak iki tane burada bir tanesi tutuklu olmak kaydıyla bir diğeri de şu anda gözaltı süresi henüz dolmadı bildiğim kadarıyla. Böyle bir süreçte olmasına rağmen kalkıp bunlarla Türkiye'yi sıkıştıracaksınız. Yok böyle bir şey. Türkiye burada yargının gereği neyse bu yargı sürecini işletmektedir. Ama Almanya'da şu anda siyasetin içerisinde olanlar kalkıp da Ekim'de yapılacak seçimler için böyle bir adeta pazar oluşturmaya çalışıyorlarsa o bizi pek de ilgilendirmiyor. O başka bir şey, başka bir şey. Ve medya organlarında başta şahsım olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik saldırıların affedilir hiçbir yanı yoktur.